Bir kavanoz istiyoruz sizden. Cam kavanoz olacak muhakkak. 5 litrelik bir kavanoz diyoruz size. Bunun içine ne yapacağımızı anlatalım. Ayvaları ezerek atınız. Ezerseniz sirkeniz daha çabuk oluyor. Nasıl ezeceğiz bunu? Böyle çekişle vurarak ya da sert bir şeyle vurarak ezeceksiniz. Zaten ekmek ayvası olduğu için kolayca ezilebilir. Ha. Şimdi ne yapacağız? Yaklaşık 4 tane kadar atacağız. Bu kavanozumuz biraz küçük olduğu için biraz daha az atalım biraz. Yaklaşık 3 tane ayvayı. Bu kavanoz küçük mü hocam maşallah ama. 5 litrelik oldu. Bu 3,5 litrelik falan. O yüzden biz söyledim. Ben arada bakıyorum. Kocaman kocaman yapıyorsunuz hepsini. Evet, biraz daha çok yapıyoruz biz. Şimdi ayvalarımızı attık. Sevgili kardeşlerim, önceden narları ayıkladık. Bilhassa narların o beyaz perdesini koymayacağız. Sadece narları aldık ama narların bir kısmını da ezdik, böyle çekirdeğini de ayırdık. Şimdi çekirdeğiyle ilgili de anlatacaklarımız var. Şimdi ayvaları koyduk. Kaç tane ayva koyduk? Yaklaşık 3 tane ayva koyduk. Biraz daha kavanozunuz büyükse 4 tane ayva koyabilirsiniz. Ayvanı yıkadınız, kabuklarınızı soymayınız. Kesinlikle kabuklarıyla atacaksınız. Çok önemli. Başka? Şimdi narları koyalım şimdi Zeyda Hanım. Bunun içine nar da giriyor. Evet, narları koyacağız işte. Esas bomba orada. Bomba ki. Ben kepçe getirmiştim, daha kolay koyarsınız diye. Tamam. Koyarım hocam böyle. Tamam, peki. Şimdi narlarımızı da koyacağız. Narları bir daha söylüyorum kardeşlerim. Çok dikkatli dinleyiniz. Bu yaptığımız sirke nezle gribe iyi gelecek bir. Ama en önemlisi kolesterolünüzü düşürecek kardeşler. Şekerinize iyi gelecek kardeşler. Dikkat ediniz. Bunu, şekeri olanlar evet, için. Evet, şekeri olan içinler için, kolesterolü olanlar için mükemmel bir nimettir. Sirke zaten başlı başına bir nimet. Nasıl bir nimet, nasıl fayda sağlıyor? Probiyotik diye bir özellik var. Probiyotik neydi? Bütün hepimizde olması gereken faydalı mikroplar kardeşler. Vücudumuzda muhakkak yaklaşık 1-2 kilo probiyotikler var. Mesela demin bir kardeşim var, sağ olsun, onunla beraber sabah konuşurken dedi ki hocam sormayın dedi, çok kötüyüm, bir de hap aldım. Hap dedi acayip karnımı şişirdi, bir tuhaf oldu. Neden? Çünkü o aldığı hap onun probiyotik sistemini bozdu. Probiyotik sistemi bozulduğu zaman kardeşler midede gaz, ekşime gibi sıkıntılar oluyor. İşte biz de size şimdi probiyotik sisteminizi düzeltecek bir nimet söyleyeceğiz. Nelerde var probiyotik? İşte sirkede var. En güzel probiyotik sirke kardeşler. Kolayca kendiniz yapabileceğiniz sirkelerden çok faydalanacaksınız. Şimdi size probiyotikli güzel bir sirke yapıyoruz. Probiyotiğiniz güçlü olduğu zaman size hastalıklar gelemeyecek, mikroplar gelemeyecek. Ev yoğurdu yapıyoruz evet, biz hocam. İşte iyi mi yapıyoruz? Harika yapıyorsunuz. Heh. Ev yoğurdunda var. Tarhanada var, kefirde var, turşularımızda var. Bunları sakın ola ki ihmal etmeyin. Kendiniz yapmanıza yarar. Harikasınız. Şimdi ne kaldı? Bakın o kadar kolay ki kardeşler. Bir çorba kaşığı da kaya tuzu atacağız. Bir çorba kaşığı da kaya tuzu atalım Zeyda Hanım. Şimdi göreyim. Bunun içinde sadece ayva var. Ayva ve nar. Ay elimi değil de. Bak ayva var, nar var içinde sadece. Şimdi de tuzumuzu atalım. Tuzumuzu atıyoruz. Bir çorba kaşığı tuzumuzu atacağız. Kaya tuzu olmasına dikkat edeceksiniz. Burada dikkat etmeniz gereken işlenmemiş bir tuz olursa diğer tuzlar birazcık dengeyi bozabiliyor. Muhakkak kaya tuzu ya da hani hepiniz bilirsiniz turşu yaparken kullanılan tuz vardır ya, ondan atacaksınız. Şimdi bunun içine bir bardak da maya sirke koyacağız Zeyda Hanım. Maya sirke ne demek? Yani, mayası için sirke. Mayası için sirke. Ne sirkesi bu hocam? Bu elma sirkesi ama siz evinizde ne sirkesi varsa olur. Üzüm de olur. Başka yaptığınız sirkeler varsa olur. Önümüzdeki günlerde yaparız sizin. Mesela kilo vermeden limon sirkesi yapıyoruz. Şaşırtıcı bir şekilde kilo verdiriyor. Ne diyorsunuz günler... ya hocam, onu başta yapaydık neyse. Yaparız, yapalım haftaya da yaparız. Yapalım onu. Yaparız yaparız. Hepimizin önümüzdeki günlerde gitti. Yaparız. Şimdi bunun üstüne suyumuzu koyacağız Zeyda Hanım. Evet, suyunuzu da kavanozun üstüne gelene kadar suyunuzu koyacağız. Bu çok kolaymış nar i̇şte ayıklamanın benim, dışında. Benim söylemek istediğim bu. Çok kolay. Çok basit ama çok faydalı. Bakın bir daha söylüyorum. İçinde A vitamini var, C vitamini var, D vitamini var. Bu sirkeyle biraz sonra söyleyeceğim. Saçlarınızı yıkayın. Nasıl yıkayacaksınız? Son durulama suyuna kardeşler. Yaklaşık 3 litre suyun içine bu yaptığınız sirkeden bir fincan koyup saçlarınızı son durulama suyunda yıkadığınızda pırıl pırıl parladığını göreceksiniz. Niçin? İçinde A vitamini var kardeşler. A vitamini bütün hücrelerinizi yenileyen. Bu sirkeyi zaman zaman pamuğa batırıp şöyle cildinizi bir silin. Bakın ne kadar fark göreceksiniz. Mahmut görseniz sirke mi? Bak aşağı aşağı. Narlar da hareket ediyor. Bizim sirkeler piyasa sirkeleri gibi asidik değil. Asidi fazla olmuyor. O yüzden çok rahat kullanabilirsiniz. Bilhassa genç yavrularınızda sivilce varsa bu sirkeli suyla cildini silsinler.
O zaman göreceksiniz ki o sivilcelerde düzelme olacak. İşte kardeşlerim, bağışıklık sisteminizi, yani koruma sisteminizi kuvvetlendirmek istiyorsanız bu sirkeleri sakın ihmal etmeyiniz. Ne vardı? Nar, 4 tane nar dedik, 4 tane ayva dedik. Ayvaları da ezip attık birazcık. Bir çorba kaşığı tuz koyduk, bir bardak da sirke koyduk. Üzerini üstüne kapatıyor muyuz? Evet, bez kapatacağız. Muhakkak bez koyacağız. Şöyle. Evet. Tülbent. Evet, tülbent olmasına yarar. Bir de lastiğini kapatacağız. Sevgili kardeşler, bunu serin bir yerde tutacaksınız. Ay, gelinli kız gibi oldu valla. Allah hocam, gidiyoruz. Evet. Şimdi burada bir yapacağınız bir şey daha var. Ne olursunuz onu ihmal etmeyin, çünkü unutuluyor. Muhakkak tarih atın kardeşlerim. Ne sirkesi olduğunu da üstüne yazın. Unutuluyor. Sonra ne kadar süre kaldınız unutuyorsunuz. Aklınıza gelmiyor, karışabiliyor. Bugün ayın 4'ü. 4 Aralık. Vallahi yeni yıla bir 12, şey kalmadı. Şaka maka gitti. 2018. 2018. Nar, hayırla gelsin 2018. Nar ayva. Nar ayva sirkesi. Sirkesi. Kardeşler. Bir de niye iyi geldiğinde yazın hocam madem. Peki söyleyelim. Şimdi buraya yazın, buraya söyleyelim. Üstüne yazın. Dur şöyle çevirelim. Söylüyorum. Kolesterol dedik. O kadar çok ki yazmayla bitmez bu. Vallahi kolesterol, yazın hocam ya. Şeker. Kolesterol, şeker. İmmün sistemi, yani koruyucu sisteminizi düzenleyecek. Tamir sisteminizi düzenleyecek. İmmün sistem dedik. İmmün sistem. Yani hastalıklara karşı bizi daha dirençli koruyucu, ve evet, koruyucu. Evet, dirençli sistemimizi düzeltecek. Peki tansiyona iyi geliyor mu tansiyona diye soruyorlar. Tansiyona da iyi gelir. Bir de bunu nasıl içeceğinizi anlatalım. Kaç gün sonra içeceğinizi anlatalım. Bir de bu anlatalım. ne zaman olacak hocam? Şimdi sevgili kardeşlerim, bunu arada kontrol edeceksiniz, karıştıracaksınız. Üstünde beyaz bir barlanma olacak, o problem değil. Eğer üstünde küf görürseniz, yeşil küf görürseniz onu alıp atacaksınız. Üstünde beyaz barlanma problem değil. Bunu 20 gün sonra tadına bakacaksınız, süzeceksiniz, bu sirkeniz hazırdır. Bundan sonra yine serin bir yerde şişelerin içinde saklayacaksınız. Nasıl içeceksiniz o içme şeklinde gösterelim. Nasıl içeceğiz hocam? Hemen gösterelim. Şöyle. Bu arada bunu çocuklar, bebekler olur mu? Hepsini anlatacağım. Şimdi bir dakika, tamam. İçiş şeklini göstereyim. Biz ne yapıyoruz evde? Biz her zaman şöyle bir fincan kadar akşamlar içiyoruz. Ne yapıyoruz? Bundan aldık, şu şekilde yapıyoruz. 20 gün sonra aldık, içiş şeklimiz şöyle. Ha, ağzınızda gargara yapıyorsunuz. Dişlerinizin arasından falan geçirip. Dişlerin arasından hızlı hızlı geçiriyorum kardeşler. Ne yapıyorum? Diş taşlarımı temizliyorum. Siz sirkeyle lavaboyu olduğunuzda nasıl parlıyorsa dişleriniz de öyle parlıyor ve dişlerinizin arasından bilhassa diş hekimlerinin çok sıkıntı çektikleri diş taşlarını eritiyor. Gargara yapacaksınız, bakın böyle. Ne yaptım? Boğazımda oluşacak enfeksiyonları temizledim. Akşam yatarken, sabah kalktığınızda bunu yaptığınızda mükemmel olacak. Bir de ben bazen buna diş fırçamı batırıp dişlerimi de fırçalıyorum bununla. Mükemmel netice alacaksınız. Göreceksiniz bunu. Çocuklar, yapın. Bebek. 20 gün sonra süzdük. Sizde kolesterol varsa sabah, öğle, akşam yemek aralığında bir fincan içiniz. Hocam ben öyle içemiyorum. Dokunuyor. İyi peki, ayrana karıştırın o zaman. O zaman aynı sodalı ayran gibi oluyor. Mükemmel oluyor. Midenize dokunmayacağını garanti ediyorum. O kadar rahat edeceksiniz. Çocuklara nasıl verebilirsiniz? Çocuklara da muhakkak çorbasının içine koyuverin. Çocuğunuza mercimek çorbası yaptın. Sen bebişine bile mesela bir çorba kaşığı koyabilirsin. Hiçbir mahsur yok. Bir tatlı kaşığı koyabilirsin. Bir çorba kaşığı koyabilirsin. Bir yaşına kadar bir tatlı kaşığı. Daha yüksekleri bir çorba kaşığı. Büyükler bir fincan kadar içebilirler. Kolesterolünüz, şekeriniz için düşünüyorsanız bir fincan içiniz. Mükemmel bir nimet. Nezle grip olmamak için koruyucu hekimlikte çok mükemmel bir nimettir. Lütfen bundan yararlarınızı ihmal etmeyin.